Saat 9, Parametre'de karşınızdayız. Günaydın. Hakan Çelik, Deniz Zeyrek'le birlikte saat başına de karşınızda olacağız. Günün gelişmelerini yorumlarıyla sizlere aktarmaya, iletmeye çalışacağız. Bugüne nasıl uyandık? Hangi gündem başlıklarını takip ediyoruz? Bizim ele alacağımız konu başlıkları neler? Çok kısaca bir özet yapalım. Ekonomiden siyasete koalisyon görüşmeleri devam ediyor. AK Parti CHP heyetleri dün bir araya geldi son kez. 7 saat aşkın görüştüler. Artık müzakere sürecine geçilip geçilmeyeceğine raporlar hazırlanacak ve buna göre liderler karar verecek. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş görüşmesi mecliste. Kemal Kılıçdaroğlu'nun odası, makam odasında saat 15'te gerçekleşecek. Önemli, kritik bir görüşme. Devlet Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Seçmenimize küfür edene bin misliyle aynen iade ediyorum sözlerini ifadesini kullandı Demirtaş. Bir polemik, yine emanet oylar polemiği devam ediyor Ankara'da ve Devlet Bahçeli'nin sözlerine Selahattin Demirtaş'tan bir yanıt geldi. MHP'den de sert açıklamaların Devlet Bahçeli dışındaki isimlerden de devam ettiğini görüyoruz. Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın açıklamaları yine çok tartışıldı. Taner Yıldız sözlerine açıklık getirdi. Orada yapılan bizim yaptığımızı yıkmak, dolayısıyla doğudaki elektrik kesintilerinin nedeni PKK'nın yakıp yıkmasıdır. Dolayısıyla elektrik kesintileri bu yüzdendir. Bu da oyları, seçmeni etkileyecektir demek istedim, dedim ifadesini kullandı. Sözlerim çarpıtılıyor dedi. Ve Gazi Mahallesi'ndeki baskınlarda bu sabah yine bir operasyon vardı. Hedef DHKPC. Dolayısıyla İstanbul'da bugün yine operasyona uyandık. Ağrı'da bir traktöre patlayıcı konuldu, karakola saldırıldı ve iki şehidimiz vardı. Ağrı şehitlerine dün veda ettik. PKK saldırısında şehit olan Er Mahsur Cengiz Siirt'te törenle toprağa verildi. Kürtçe ağıtlarla son yolculuğuna uğurlandı. Adıyaman'da da yine şehit Mat son yolculuğuna uğurlandı. Tunceli Erzincan yolu kapatıldı güvenlik gerekçesiyle. Ve şehit Barış yine Akkaban cenazesindeki görüntüleri, dedesinin görüntüsünü aktarmıştık. Onun hikayesi de yine bugün bütün gazetelerin manşetlerinde yer almış. Bu mu eğlenceniz diyeceğimiz yine haberler var. Yaz geldi malumunuz. Uzun süredir vermiyorduk. Magandı kurşunu haberini birdenbire iki çocuğun ölümüyle sizlere aktarıyoruz, veriyoruz. Toplu görüşmeler başladı. Dışarıda yürüyüş, protesto, gazlı müdahale vardı. İçeride koltuk sandalye kavgası vardı. Memurlar taleplerini iletti. Devlet, hükümet bakalım ne cevap verecek? Görüşmeler başladı. Zam pazarlığı memurların başladı. Bu arada Ankara'da günün esprisi diye Hürriyet birinci sayfaya taşımış. Neymiş o espri? Birazdan yakından bakacağız. Ve futboldan da aslında haberler var. Yine ekonomiyi ilgilendiren, spor ekonomisini ilgilendiren haberler var. Hepsini değerlendireceğiz, konuşacağız. Dünkü içeride ekonominin manşeti enflasyondu. %7'nin altına indi ama bu devam edecek mi? Asıl soru bu. Bütün bu gündem başlıklarını değerlendireceğiz. Böyle başlıyoruz Parametre'ye. Günaydın. Günaydın. Şimdi Deniz Zeyrek ve Hakan Çelik. Bugün dün 7 saati aşkın görüşme yapıldı ve raporlar yazılacak. Anlaşılamayan konular, anlaşılan konular ve başkanlara bırakılan konular. Müzakerelere geçilecek mi? İki lider bir araya gelecek ve bize çıkıp ne diyecek? Bu raporlarda ne olacak Hakan? Şimdi Ebru, anlaşılan konular kadar anlaşılamayan konular da var ve yani bunlar bir tarafa, bir de MHP'nin biliyorsun aktif olarak sürece dahil olduğu başka bir parametre ortaya çıktı. Dolayısıyla liderler anlaşılan ve anlaşılamayan konular üzerinden karar verirken bir de kenarda, bir yan tarafta, yan odada diyelim, MHP alternatifi olduğunu bilerek hareket edeceklerdir. Doğrusu ne çıkacak bilmiyorum. Var mı bu alternatif Devlet Bahçeli'nin sözlerinde? Evet, Milliyetçi Hareket Partisi ihtimaldi. Birkaç hafta öncesine kadar, öncesine göre daha kuvvetli bir ihtimaldir. Diğer taraftan dün de konuştuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir koalisyona sıcak bakmadığını söylemiş olması. Uçakta yaptığı değerlendirmelerde bir başka veri olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla Başbakan, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu değerlendirmeyi yaparken bütün bu elindeki verilere göre bir hareket edecektir. Yani bundan birkaç hafta önceki tablonun biraz daha dışında bir tabloyla karşı karşıyayız, onu söyleyebiliriz. Yani
bundan iki hafta önce CHP AK Parti ihtimalinin doğrusu biraz daha güçlü olduğu söylenebiliyordu. Türlü nedenlerden ötürü ve Türkiye için de yararlı olabileceği dile getirilmişti. Ama şimdi iki partinin yetkilileri anlaşılamayan, yani yapılan toplantıların ardından ortaya konan açıklamalara bakınca anlaşılamayan konuların biraz daha fazla olduğu ve bunun önemli bir sorun teşkil edeceği dile getirildi. O nedenle CHP ve AK Parti ihtimali geçen haftaya göre daha güçlü değil. Daha azalan bir ihtimal haline aldı. Ama bu bütünüyle ortadan kalkmış bir şey değil. Tekrar ediyorum. Bu artık, yani bu aşamaya geldikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun inisiyatif alarak evet biz buna devam ediyoruz, görüşmelere geçiyoruz demeleri mümkündür her şeye rağmen. Raporlarda ne olacak Deniz? Başkanların önüne nasıl bir rapor gelecek? Herhalde dün eğitim ve dış politika konusunda bayağı zorlu bir süreç geçti. 7 saat aşkın sürdü görüşme ve tamamlandı. Biz görevimizi yaptık dedi iki partinin heyetindeki isimler. Şimdi karar artık liderlerde mi? Evet. Şimdi şunu söyleyeyim, 10 başlık var bu raporlarda değerlendirilen ve bugüne kadar yapılan 4-5 görüşmede üzerinden geçilen, yani 3 ana kategori var. Bunların başında işte demokrasi var, ikinci sırada ekonomi var, sosyal adalet var, üçüncü sırada da dış politika var. Bunların altında da değişik başlıklar var. Her birinde iki partinin de farklı farklı düşünceleri var. Yani demokrasi denilince işte anayasanın yenilenmesi, Türkiye'nin yeni sivil bağımsız bir hani o 12 Eylül zihniyetinden ve vesayetinden arındırılmış bir anayasaya ihtiyacı var. Mesela bu konuda iki parti de 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın görüşler savunuyor. Hatta Osman Can AK Parti heyetine dahil olmuştu anayasa uzmanı olarak. O anayasanın konuşulduğu görüşmede o da yer almıştı ve toplantıdan sonra bir sohbet sırasında iki partinin özgürlükçü yaklaşım ve demokrasi konusunda 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söylediğini ifade etmişti. Yani anayasa çerçevesinde özgürlükleri ve demokrasiyi konuştuklarında herhalde çok büyük sorun yaşamamışlardır. Ekonomi konusunda CHP'nin bazı seçim vaatleri vardı. Bu vaatlerin işte bazılarının popülist olduğunu ve mevcut ekonomik dengeler içinde karşılanamayacağını savunuyor AK Parti. İşte örneğin emeklilere ikramiye verilmesi, asgari ücretten verginin kaldırılması, işte mazot, çiftçiye mazottan verginin kaldırılması, AK Parti'nin ekonomi kurmayları buna karşı çıkıyor. CHP'de seçim vaatleri olduğu için ısrarcı. Böyle detaylar var. Dış politikada biliyorsunuz Suriye politikasının yanlışlığından bahsediyor CHP. Ama Başbakan Ahmet Davutoğlu en son açıklamasında Türkiye'nin Suriye politikasının bir efsane olduğunu söylemişti. Böyle bir görüş ayrılığı var. Eğitim konusunda CHP 4+4+4 eğitim sisteminin yanlış olduğunu söylüyor. İmam hatipleşmeden, yani ihtiyaç dışında bir okulları imam hatip liselerine dönüştürme gibi bir arayıştan söz ediyor. Onun Türkiye eğitim sistemini çok da sağlıklı yerlere götürmediğini düşünüyor. Ama AK Parti bunu siz İmam Hatip Lisesi'ne karşısınız gibi bir şekilde anlıyor, yorumluyor. 4+4'te ısrarcı oluyor. Bunun gibi her başlığın altında farklı farklı düşüncelerin olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. İşte bunların ne kadarında %100 anlaşıyoruz, ne kadarında anlaşmıyoruz ama anlaşma ihtimalimiz var, ne kadarında anlaşma ihtimali hiç yok tablosu dün itibariyle çıkmış durumda. Ve liderlerde hani anlaşılamayacak konuları protokol kapsamı dışında tutup bardağın dolu tarafı üzerinden bir koalisyon hükümeti kurabilirler. Ya da anlaşılma ihtimali olmayan o konulardan yola çıkarak biz sizinle bir koalisyon yapamayız deyip
görüşmeleri bitirebilirler. Böyle bir tablo söz konusu. Ben iki tarafın da koalisyon kurulmasından yana olduğunu görüşmelere katılanlardan, partinin ileri gelenlerinden duyuyorum. Hem AK Parti'den hem CHP'den. Ama Hakan'ın dikkat çektiği nokta önemli. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu koalisyonu istemiyor. Herhangi bir koalisyon istemiyor. Bu da tabii AK Parti'nin elini kolunu bağlamış durumda. O nedenle koalisyon olmama ihtimali yüksek. Ama koalisyon olursa ben MHP ihtimalinin hiç olmadığı izlenimi ediniyorum. Ya koalisyon CHP-AK Parti koalisyon olacak, düşük ihtimal. Ya da Türkiye erken seçime gidecek. Erken seçimin nasıl olacağı konusunda da kafalar karışık. AK Parti seçim hükümeti, yani erken seçim için anayasa gereğince kurulması gereken hükümeti istemiyor. Cumhurbaşkanı hiç istemiyor. Çünkü öyle olursa HDP'li bakanlar olacak. Yani MHP ile HDP'nin o geçiş hükümetindeki bakan sayısı eşit olacak. MHP'yi de HDP üzerinden ikna etmeyi planlıyor. HDP nasıl olsa bir şey, MHP'de nasıl olsa bir HDP alerjisi var ve HDP'liler kırmızı plaka almasın diye MHP bir şekilde geçiş için, seçim için AK Parti'ye destek verir gibi bir analiz yapılmış. Büyük ihtimalle de öyle olacak. Yani MHP'nin AK Parti ile ilgili eleştirileri HDP'ye yönelik yaklaşımının çok çok gerisinde. Dolayısıyla daha önce de 3-4 kez AK Parti'ye açık destek verdiler. HDP karşıtlığından yola çıkarak. Büyük ihtimalle o geçiş hükümeti de yine MHP'nin desteğiyle AK Parti'nin azınlık hükümetiyle olacak. Yani MHP sözcüleri ısrarla azınlık hükümetine destek vermeyiz ya da biz işte 3-4 bakanlık için hükümette yer almayız diyorlar ama HDP'li bir geçiş hükümeti olmasındansa böyle bir hükümete destek vermeleri büyük ihtimal. Tablo bu. Ebru. Evet, Bahçeli dün de söylemiştim. Azınlık hükümetine niye destek verelim? AK Parti CHP koalisyonu kurulsun. Seçime gidilecekse de bu koalisyonla gidilsin dedi. Buna rağmen bir azınlık hükümetiyle seçim ihtimalini Deniz daha ağırlıklı görüyor. Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden sonra da bu ağırlıklı görüş daha da öne çıkmış. Barometre erken seçime doğru iyice dönmüş durumda herkeste. MHP, HDP'lilerin bir hükümette olacağı bir formülü asla kabul etmez yani. Böyle bir ihtimal yok. Dolayısıyla, MHP destekli. Dolayısıyla eğer olacaksa, yani seçime gidilecekse, Milliyetçi Hareket Partisi'nin parlamentoda destek vereceği bir AK Parti azınlık hükümetiyle gidilir ve işte hangi tarihte yapılacaksa o seçim yapılır. Eğer erken seçim yapılma kararı alınacaksa. Ama hala bu kesinleşmiş değil. Bu ihtimallerden biri. Tabii bu önemli ihtimallerden biri. Çünkü az önce sıraladığımız nedenlerden ötürü. Ahmet Davutoğlu bakımından bir zorluk da burada. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki ilişki. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce Beştepe'ye gitmeyiz, çıkmayız. Cumhurbaşkanı'nın oradaki tutumu, anayasa sınırları içinde kalması ile ilgili değerlendirmeleri, açıklamaları. Bu Ahmet Davutoğlu'nun da bir parça işini güçleştirdi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına bakılacak olursa, yani işte sürekli Cumhurbaşkanı'nı karşısına alan, bir kutba dönüştüren bir CHP'li nasıl hükümet kurulacak ve nasıl sürdürülecek gibi bir bakış var. Buradaki belki de en zor kararı Ahmet Davutoğlu verecek. Çünkü yani şu yüzden verecek. CHP kararını vermiş vaziyette. Yani Kemal Kılıçdaroğlu bu koalisyonda yer almak istiyor. Ve bunun Türkiye için iyi olduğuna inanıyor. Ve bunun için yapılması gerekenleri yapmaya hazır olduklarını ilan ettiler, açıkladılar. Bu hal ve şartlar altında Cumhurbaşkanı ile ilişkisi, parti içinde tekrar seçime gitmek isteyenler, HDP'nin bir miktar gerilediğinin düşünülmesi, dolayısıyla AK Parti'nin olası bir seçimde biraz daha fazla oy alacağının tahmin edilmesi. Bütün bu verileri topladığımız ortamda Ahmet Davutoğlu nasıl bir karar verecek? Yani buradaki zor karar Ahmet Davutoğlu'nun kararıdır. Başbakan Davutoğlu'nun kararıdır. Şimdi bugün de Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi var. Evet. Mecliste saat 15'te. Bu da kritik bir görüşme. Neler konuşulacak, ne söylenecek?
Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin tutumu belli. Çok sert bir şekilde. Dünkü açıklamaları da biliyorsun, HDP'ye oy verenler hakkında çok sert açıklamalar yaptı Devlet Bahçeli. Adalet ve Kalkınma Partisi de biliyorsun HDP'yi çok sert eleştiriyor. Yani bütün bu olup bitenlerden, olup bitenlerin sorumlularından biri olarak da HDP'yi görüyor. PKK ile arasına o istenen mesafeyi koymaması, PKK'lılara terörist dememesi, yeterince belli bir tonda kınamaması vesaire vesaire diye uzayan bir liste var. Bütün bunlardan ötürü AK Parti ile HDP arasında da çok sert bir şey oluştu, bir duvar meydana geldi. Yalçın Akdoğan'ın açıklamalarını da hatırlayalım. Başbakan yardımcısı zaten biliyorsun ilk başından beri, yani o süreçte ancak seçim sürecinin filmini yaparlar gibi bir değerlendirme, açıklama yapmıştı. Yani burada AK Parti ve HDP arasında da çok zayıflayan ilişkiler olduğu bir dönemin içindeyiz. Şimdi burada kala kala bir tek, yani irtibat ve ilişki kurulabilecek iki parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP kalıyor. O da ilginç değil mi? Yani bir ideolojik kamplaşma da belki söz konusu oldu. Böyle de değerlendirilebilir. Yani sol nereden ve sola yakın seçmenin oy verdiği iki parti ve milliyetçi muhafazakar seçmen tabanının oy verdiği iki parti, Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı önerileri ve bazı şeyleri olabilir. Belki uyarıları olabilir yani HDP'ye. Bunu açıkça söyleyelim. Yani bakın, bu gidişat HDP'ye de oy kaybettirir. Türkiye için de çok tehlikelidir. Burada siz de biraz daha fazla sorumluluk alın. Bazı ilave tedbirler alın ve bunu söylemlerinize, açıklamalarınıza yansıtın gibi bir öneri de bulunur. Söylemlerin eyleme dönüşmesini de sağlayın bu silah bırakma konusunda. Çünkü HDP ile de CHP tabanları arasında biliyorsun bir belli bir, yani ne diyelim, bir yakınlık var. Zira bu seçimde bazı seçmenler CHP'ye oy vermek yerine gidip HDP'ye oy verdiler. Yani Devlet Bahçeli'nin o sözünü ettiği, elinde içkileriyle işte Boğaz'da şeyi izleyenler, denizi izleyenler gidip HDP'ye oy verdiler falan gibi bir şey söylüyor. Yani buradaki oy geçişkenliği tabanlar arasında CHP'den MHP'ye oldu. Bunun da önemli bir gerekçesi AK Parti'yi durdurmaktı. AK Parti'nin oylarını azaltmak ve tek başına iktidar yaptırmamak. Ve Cumhurbaşkanı yaptırmayacağız, evet, kelimesi de Yalçın Akdoğan'ın ifadesiyle kritik olmuş galiba. Doğru. Cumhurbaşkanını da başkan yaptırmamak yönünde bir irade vardı. Bu hem CHP tabanında hem de HDP tabanının ortak iradesiydi. Şimdi bu iki parti, yani tabanları ve politikaları bazı noktalarda benzeyen bu iki partinin lideri bir araya gelecek. Önümüzdeki günler için ben önemli bir görüşme olduğunu düşünüyorum. Umarım buradan çıkacak olan mesajlar ve çıkacak olan sonuçlar ve verilecek olan mesajlar ortamın biraz sakinleşmesine katkı sağlar. Çünkü herkes çok gergin, yani sokakta da büyük bir gerginlik var. Endişeli bir bekleyiş var. Terör eylemlerinin yaygınlaşması, sıklaşması ve yaygınlaşması ihtimali, özellikle büyük şehirlere taşınması ihtimali vatandaşlar arasında büyük bir kaygıya neden oluyor. Bu konuda da ben özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok ciddi bazı yaklaşımlar ortaya koyacağını düşünüyorum Demirtaş'la yapacağı görüşmede. Muhtemelen Demirtaş da ya bizi anlamıyorlar, yanlış anlıyorlar, bizi barajın altına etmek istiyorlar gibi bir herhalde serzenişte bulunacaktır ve bu konuda belki destek isteyecektir politik düzlemde. Bu da emanet oy tartışması çerçevesinde oluyor Hakan. Onu da sorayım, sonra Deniz'e oradan alıp sözü vereyim. Bir yandan da Devlet Bahçeli'ye Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi. Aynen, iade ediyoruz diye sözlerini. MHP'nin yine MHP'lilerden de Devlet Bahçeli'den sonra sert açıklamaların devam ettiğini görüyoruz. Celal Adan'ın dün açıklamaları vardı. Yani bir siyasi parti olarak ve bir muhatap olarak da görmediklerini önceki röportajlarında biliyorsun Devlet Bahçeli, yanlış hatırlamıyorsam Can Dündar'a verdiği bir röportajda söylemişti. Yani HDP'yi bir parti olarak, bir muhatap olarak hatta meşru görmediklerini ifade etmişti. Yani olabilecek en sert açıklamaları dile getirdi. Ama bu defa açıklamalarını yani seçmenlere yöneltti Devlet Bahçeli. Yani o partiye gidip oy verenleri kastederek, işte alın bakın gördünüz mü ne yaptığınızı gibi bir durum ortaya çıktı. Bu tabii şöyle bir tehlike var ortada. Yani bu siyasi partiler arasındaki kavganın seçmen tabanlarının ve vatandaşların birbirlerine yönelik söylemlerine yansımaya başlaması, sokakta zaten gergin olan insanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının birbirlerine karşı daha bir olumsuz bakmalarına neden olabilir. Bu Türkiye'de hiç yaşanmayan bir tehlikeye işaret eder. Yani bugüne kadar terör eylemleri ve güvenlik güçleri arasında bir çatışma yaşandı. Yıllarda da yaşanıyor. Ama vatandaşlarımız arasında bir çatışmaya dönüşmedi bu.
Yani farklı etnik gruplardan veya farklı mezheplerden insanlar yaşıyor. Türkiye çok zengin ve çok karmaşık da bir ülke bir tarafından baktığımız zaman. Ama hiçbir zaman Türkiye'de vatandaşlar birbirlerini hedef alan karşılıklı saldırılara girişmediler. Birkaç ufak tefek böyle münferit denebilecek olaylar dışında hiç böyle kitlesel bir şey yaşanmadı. Çözümü en umutlu kılan da buydu galiba. Tabii yani çözüm umudunu da canlı tutan şeylerden biri buydu. Yani İngiltere'de bile mesela Katolikler ve Protestanlar arasında daha doğrusu halklar birbirine. Kuzey İrlanda'da yani Belfast'ı ben bir süre bulundum ve iyi biliyorum o bölgeyi. Çok büyük bir tansiyon vardı. Katolikler ve Protestanlar gerçekten birbirlerinden nefret ederlerdi. Yani Anadolu'da böyle bir şey yok. Bazı yanlış yaklaşımlar var, ön yargılar var ve olmayacak şeyler yapılıyor. Evet doğru ama halklar, vatandaşlar, mezhepler arasında, farklı etnik yapılar arasında böyle bir kırılma yaşanmadı. Bu önemli bir şeydir Türkiye için ve buna sahip çıkmak lazım. Bunu kışkırtacak, bunu bozabilecek bir siyasal söylem geri dönüşü olmayan bir yola sokar Türkiye. O nedenle hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem HDP'nin hem de bütün siyasetçilerin, bütün bu konuda kanaat ortaya koyan herkesin çok dikkatli olması lazım. Yani ağzınızdan bir söz çıktığı zaman onun çok da kolay geri alınması mümkün olmayabilir bazı durumlarda. Bu süreç HDP'ye siyaseti nasıl etkiledi? PKK'nın verdiği fatura nedir HDP'ye? Erken seçim diyoruz ya, orada bu söylemlerden, yaşananlardan, çatışmasızlık ortamının bitmesinden Deniz, nasıl bir zarar ve fatura çıkacak acaba? Ebru, önce ben de şu biraz önce konuştuğunuz meseleyle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum. Emanet oylar. Ya evet, yani Hakan biraz hani derin bir analiz yaptı ama ben bu kadar derine girmeden daha yüzeysel, daha net bir şey söylemek niyetindeyim. Ya insanların tercihlerine saygı duymayı bütün siyasetçiler öğrenmeli. Yani bugün 6 milyon insanın oy verdiği bir partiye oy verenleri gerçekten bir hakaretle bir kenara ötelemek vesaire kimsenin hakkı değil. Şimdi Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonra yardımcısı Celal Adan'ın da açıklamalarını dinledim sabah. Mesela çok merak ediyorum. AK Parti geçmişte seçmenle ilgili yorum yapıldığında milli iradeye saygısızlık gibi böyle çok sert tepkiler gösterirdi. Yani özellikle işte belli kesimlerin Anadolu'nun işte eğitimsiz insanların oy tercihini küçümsemesi vesaire o durumlarda çok tepki gösterilirdi. Hatırlar mısınız bir şov dünyasından bir isim dağdaki çobanla benim oyum bir mi olacak şimdi gibi bir abuk subuk ifade kullanmıştı. Yer yerinden oynamıştı. Herkes çok tepki göstermişti. Özellikle de AK Partililer. İşte seçmene göbeğini kaşıyan adam ya da bidon kafa gibi şeyler söyleyen insanların üzerine çullanmıştık. Hep beraber ki çullanmaya da devam etmemiz lazım. Burada seçmenin iradesine, milletin iradesine saygı duymak gibi bir mecburiyetimiz var. Bunun altını çizmek lazım. Demokrasinin kuralı budur. Şimdi böyle bir gerçek varken X partisine oy verenler şöyledir, Y partisine oy verenler böyledir gibi kategorileri ayırmak seçmenleri son derece sağlıksız ve demokrasimiz açısından da tehlikelidir. Onun için ben net bir şekilde bu yaklaşımı doğru kabul etmiyorum ve bunu ifade etmek istiyorum. Her ne nedenle olursa olsun kendi aklı, zekası ile bir kişi oy vermişse siyasetçinin buna saygı duyması gerekir. İşte AK Parti için de bunu yapıyorlar. Ya bu kadar olumsuzluk var, bunlar oluyor, şunlar oluyor. Halkımız neden hala AK Parti'ye oy veriyor? Yani bunları sorgulamak, halkın kararlarını, iradesini sorgulamak doğru bir yaklaşım değil. Becerebiliyorsanız o yalıda oturup viskisini içen insanın oyunu almayı siz becerin. AK Parti'ye kızıp size oy versinler. Yani diyor ya AK Parti'ye kızıp da o partiye oy veren vesaire. Yani o zaman becerebiliyorsanız size versinler. AK Parti'ye kızsınlar. Siz AK Parti'nin
alternatifi olun. Bence siyasetçiler, bir kere daha söylüyorum, seçmenin iradesine saygı duymadığı müddetçe bu memlekette siyaset sorun olma, yani sorun çözücü bir aktör olmaktansa sorun olmaya devam edecek. Maalesef de böyle görünüyor. Yani HDP PKK konusunda elbette ki senin soruna dönecek olursak elbette ki şu anda sıkıntılı günler yaşıyor. Evet. PKK HDP PKK vesayeti altında görünüyor şu anda. Selahattin Demirtaş ne kadar farklı açıklamalar yaparsa yapsın, bu PKK algı yerleşiyor. Orada polis ve askere hain saldırılar düzenlediği müddetçe bu HDP'nin de altına uyuyor. Herkes de bunun farkında. PKK da bunun farkında. Yani o kalleş saldırıların talimatını veren PKK'lılar, o yöneticileri, HDP'nin bu saldırılarla puan kaybettiğini, zor durumda kalacağını da çok iyi biliyorlar. Ama yapıyorlar çünkü kendi ellerindeki o işte ne diyeyim, gücü paylaşmak istemiyorlar ya da Türkiye'de bir aktör olarak varlıklarını sürdürmek istiyorlar. Bunun için de kan dökmekten, katliam yapmaktan, suikast işlemekten geri durmuyorlar. Böyle bir gerçek var. Şimdi HDP'nin durumunu mesela bugünlerde HDP'ye yönelik eleştirilere bakıyorum. Diğer partilerden ve gazetecilerden de, vatandaşlardan da. HDP aynı şeyleri bir sene önce de söylüyordu. Ama çözüm süreci devam ettiği için, çatışmasızlık olduğu için o zaman HDP'nin o söylemleri kimseye garip gelmiyordu. Şimdi hatta HDP PKK saldırıları nedeniyle söylemlerini eski söylemlerinden biraz daha farklılaştırmış durumda. PKK'ya çok daha net çağrılar yapmakta. Yani bir sene öncesiyle karşılaştırırsak HDP'nin durduğu yer daha bir sene öncesine göre PKK'dan biraz daha uzak. Biraz daha uzak. Buna rağmen bir sene önce bu tepkileri çekmeyen PKK, HDP bugün çekiyor. Neden çekiyor? Çünkü PKK kan döküyor. Evet, kan dökerken 20'li yaşlardaki hiçbir şey analarının konuşamazsınız. Kınalı kuzuları yaşamını yitiriyor. Evet. Evet, yani dolayısıyla da PKK elini tetikten çekmediği sürece de HDP istediği kadar doğru tavrı sergilesin, sonuç değişmeyecek. Yani bu işin bir tane çözümü var. O da PKK'nın artık parmağını tetikten çekip belki de çözüm sürecinin hedeflerinden biri olan önce Türkiye'yi terk etmek, sonra da silahları bırakmak gibi adımları artık atması lazım. Başka da bir çözüm yok. Öyle görünüyor. Kısaca Kılıçdaroğlu-Demirtaş bugünkü görüşmesini de sordum Hakan'a. Senin yorumun olursa Deniz, onu da alabilirim. Tekrar etmeyeyim, Hakan söyledi. Kılıçdaroğlu büyük ihtimalle HDP'ye PKK'yla, şiddetle, terörle arasına mesafe koyması telkininde bulunacak. Ve hani destek verecek diyemiyorum ama bir şekilde de bir siyasi dayanışma göstermesi, zaten toplantının, görüşmenin kendisi başlı başına bir siyasi dayanışma gibi duruyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim Ebru? Şimdi Türkiye'de, yani bizim son birkaç yıldır programlarda en çok kullandığımız kavram kutuplaşma kavramı ya. Ne demek bu? Türkiye'de öteden beri var olan ama son dönemde ulaştığı boyut daha önce hiç olmadığı kadar vahim bir boyuta ulaştı. Eskiden Türkiye'de sağcılar, solcular falan gibi böyle bir ana iki ayrımda toplumsal gruplar değerlendirilirdi, siyasi eğilimler. Şimdi muhafazakarlar, dindarlar, sağcılar, solcular, liberaller, Kürtler, Türkler, Aleviler, Sünniler var da var, böyle dağılmış vaziyette. Siyasi partilerin bu kutuplaşmadan eğer rahatsızlarsa ve bunun Türkiye için tehlikeli bir yere gittiğini düşünüyorlarsa, ki umarım düşünüyorlardır, bu iyi bir şey değil. Seçimden sonra mesela çözüm süreci başlayabilir, hükümetle beraber yeniden böyle bir sürece girilebilir. O zaman da insanlar dönüp biz bu kadar şeydi, bu kadar günde nasıl verdik diye sorabilirler.
Elbette. O süreçte başlarsa. O yüzden yani bir, o her şeyin daha hızlı olması, erken seçim niye? Çünkü o erken seçim belirsizliği daha da o süreci uzatacak. Ekonomide yine 2016'yı da kaybetme endişesini beraberinde getirecek. Olduğu için tedirginlik unsuru. Mesela Cuma günü Moody's toplanacak. Türkiye değerlendirmesini yapacak. Erken seçim mesela not üzerinde baskıyı artıran bir unsur olacak. Bu daha önce ifade edildi. Çünkü bu 2016'yı da kaybetmek demek. Dünyada da eski rahatlık yok. Dolar bolluğu, para bolluğu yok. Yunanistan'ı görüyorsun. Çin'deki yavaşlamayı görüyorsun. FED ne yapacak diye 2.80'lerden 2.75'e doğru dalgalanıyoruz iki veriyle. Böyle bir ortamdayız. Büyüme, turizm, ihracat, işsizlik, bütün bunlar reformlar, hepsi bu süreçte geri kalırız endişesini yaşatıyor. Yoksa piyasanın hani takip ettiği noktalar bunlar. Evet. Ya da işte insanların önemli yani cebindeki para, ekonomik yaşam. Ya yani devam etmek, ilerlemek istiyorsun, önemli. Sürekli geriliyorsun. Doğru Ebru, önemli olmaz olur mu? Bir de şunu söylemeye çalışıyordum demin. Yani bir siyasi istikrar deniyor ya, bu çok kullanılan bir kavram. Ne diyoruz? Bir de güven diyoruz. Bu senin söylediklerini destekleyecek bir şey söyleyeyim. Az öncekiyle bağlayacağım. Bunların olabilmesi için toplumsal barışın olması lazım. Toplumsal düzeyde barışmamış bir Türkiye insanları bunu yapamaz. Yani siyasi istikrarı sadece gökten zembille inen siyasetçiler veya partiler yapamazlar. İnsanların birbirlerine bu kadar nefretle bakmaya başlaması, kimsenin kimseden hoşlanmaması, sosyal medyada böylesine büyük bir nefret, öfke, hakaret, kin, yani inanılmaz şeyler yazılıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor, başka görüşe tahammül edemiyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. O nedenle siyasetçiler böyle... İstikrar bir de yargı bağımsızlığıyla, demokrasiyle, özgürlüklerle, kurumlarınla, iyi işleyişiyle, senin dediğin toplumsal barışla gelir. Bu anahtarıdır her şeyin. Yani bunu yani sağlamadan veya bunu güçlendirmeden... İstediğin yani, kadar seçim yok. Yani herkesin birbiriyle kucaklaşması, yani böyle bir Pollyanna döneminden bahsetmiyorum ama... bu aradaki farklılıkları insanların birbirlerine tahammül edecekleri birlikte yaşama kültürünü güçlendirmek gerekir. Yani bu işte efendim ayran içenler, süt içenler, boğaza bakıp başka bir içecek içenler falan noktalarında artık insan, ya bırakın 18 yaşını geçmiş insanlar hangi toplumsal davranış içinde olacaklarsa, kişilikleriyle, aileleriyle, gelecekleriyle ilgili hangi kararları alıp ne yapacaklarsa onu kendileri yaparlar. İnsanları siz de bu duruşlarından ve tercihlerinden ötürü, yaşama biçimlerinden ötürü de kategorize edip alt başlıkları ayırmadan bunlar üzerinden bir siyasal sonuç çıkarmaya çalışmayın. Bu gidişat iyi bir gidişat değil, bakın buna lütfen dikkat edin. Şimdi bir de tabii bir süreç devam ediyor mesela. Ebru. Dinliyorum. Deniz. Şimdi sen şey dedin ya hani koalisyon ne olur diye. Ben de şimdi tesadüfen Uğur Işılak bir şiir yazmış. Sosyal medyayı çalkalıyor şu anda yani. Gerçekten bakamadım. Altı kıtalık bir şiir, adı Koalisyon. Birinci satırını istersen birinci kıtasını okuyayım. Ondan sonraki kıtalardaki kafiyeli sözcükleri tekrarlayayım. Koalisyonla... Hayır. Kafiyeli olan sözcüklerle yazılmış. Birinci kıtası... Çizdiğin resimler yok, kadar yani güzel olmuş. Öyle bir şiir değil, romantik bir şiir olsa güzel okurdum. Peki. Diyor ki, her kafadan ses geliyor yine, olur olmaz yükseliyor tansiyon. Herkes önce dönüp baksın kendine. Hareketler offside, sözler sansasyon. Bu kafayla kurulmaz koalisyon. Sonra da... koalisyonla kafiyeli diğer sözcükleri kullanmış. Sterilizasyon, senkronizasyon, kalibrasyon, opsiyon, rehabilitasyon. Hepsinden sonra da demiş ki bu kafayla kurulmaz koalisyon. Motivasyon önemli, kurulur. Evet. yani başta sorduğun soruyu bunu okumuş olsaydım bununla cevap verirdim ama geç kaldım. Ama enteresan zaten yani. Benzer bir yorum getirdiniz oldu. Yani genel beklentiyi özetlediniz ama peki esprilerle devam edelim. Biz böyle ifade edememiştik. Daha net olmuş. Şimdi Ankara'da da böyle espriler çokmuş.
bir yandan koalisyon süreci devam ederken aslında eskiden ben yani çok net hatırlamasam da önce işte en çok oy alan partinin liderine veriliyor koalisyon hükümet kurma görevi. O partilerle görüşüyor. Ondan sonra ikinci partiye veriliyor. Sonra diğer partilere veriliyor varsa. Sonra olmazsa 45 gün içinde seçim kararı alınabiliyor. Şimdi bizde bu süreçler olmayacak mı? Benim kafam orada da bir karıştı. Bizde bu süreçlerin olup olmayacağını göreceğiz. Bu süreç böyle biraz uzamadı mı? İlk? Yok, uzamadı. Uzamadı, aynı yani, normal. Kısa sürseydi iyi olurdu, daha erken sonuçlanabilirdi. Ama şu anda normal olarak devam ediyor. Yani o takvimde bir şaşma falan olmadı. Şimdi birinci partinin genel başkanının bu hükümeti kurup kuramayacağı koalisyon görüşmelerinden netice çıktıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Ama bu birkaç gün sonra bu sorunun yanıtını verelim istersen Ebru. Tamam, yani. Olur mu? Peki. Olur Hakan. Çünkü yani Türkiye'de bu sadece takvimi, yani İsviçre'de, İngiltere'de falan yaşıyor olsaydık bu, ben sana daha net bir yanıt verirdim ama. Bu karmaşada yani, daha fazla soruların olayı yani karma. Yani ben yarın ne olacağını bile öngöremiyorum. Yani öngörebilecek bir ülkede yaşamıyoruz. Çok sürpriz bir durum ortaya çıkabilir. Devlet Bahçeli bir sürpriz yapıyor. Bambaşka bir açıklama yapıyor. Yani her gün bir sürpriz yapıyor. Ama herkes erken seçim beklentisi içinde olunca tüm beklentiler buna dönünce ona göre de. Bakın, şunu söylemeye çalışıyorum. Deniz Baykal ilk defa sahneye çıktığı zaman, yani bu süreçten bahsediyorum. Neydi kamuoyundaki kanaat? Tamam, herhalde Deniz Baykal meclis başkanı olacak denmişti ilk birkaç gün, değil mi? Sonra ne oldu? Yani Ekmelettin İhsanoğlu bile meclis başkanı olamadı ki, Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı CHP'den bile destek alabilirdi. AK Parti'nin adayı meclis başkanı oldu. Yani kestirilemeyen, öngörülemeyen bir takım şeyler ya da çok güçlü ihtimal verilmeyen olaylar söz konusu oluyor. O nedenle Ebru, söylediğin sorunun yanıtını vermek çok kolay değil. Ama geçen haftalara göre erken seçim ihtimali biraz daha öne çıktı. Az önce peki bütün bu süreç soralım. Erken seçim tablosunu Deniz o yorumu Deniz'e sordum. İlk sorum oydu ya, sana da sorayım. Erken seçim tablosunu değiştiren süreç yaşamıyor muyuz? Gelişmeler yaşamıyor muyuz? Erken seçim tablosundan neyi kastediyorsun? Partilerin, erken seçimde 7 Haziran partilerin seçiminin sonuçlarında değişik oyları evet, mı kastediyorsun? Evet. Bu da ancak tahmin yapılabilecek bir şey. Bazı anketler var ama bu yaşanan hadiselerden ötürü bazı oyların HDP'den geri dönebileceği ve bu mesela bir miktar oyun CHP'ye, bir miktar oyun AK Parti'ye gidebileceği söyleniyor, düşünülüyor. Ve bu sayede AK Parti'nin, yani netice itibariyle yine böyle eski zamanlarda olduğu gibi çok büyük bir çoğunlukla değil ama hiç değilse hükümeti kurma çoğunluğunu elde edebilecek bir aritmetiğe ulaşabileceği düşünülüyor. Böyle tahminler yapılıyor. Zaten AK Parti eğer seçime gidecek ise bu tahminler üzerinden, yani bu kanaatler üzerinden gidecektir. Ama bu da garanti değil. Bu ancak bir öngörü, bir tahmin. İngiltere ve İsrail seçimlerinde hiç beklenmedik şeyler oldu ve sürprizler yaşandı. Peki. Şimdi Ankara'da espriler de var. Bu yandan toplu görüşmeler, memur maaşları, bütçe çalışmaları, yani sonuçta en önemli tarihi kararların alındığı da bir noktadayız. Ve işte bu ortamda koalisyon görüşmeleri, erken seçim tartışmaları yaşıyoruz. 8 bakan 1,5 aydır maaş almadan çalışıyormuş ve Ankara'da espri konusuymuş. Faruk Çelik'e Angarya Anayasa'da suç değil mi? Maaş almadan çalışıyoruz. Bir el at Faruk Bakan diyorlarmış. Hakikaten bakıldığında milletvekili değiller ki, 3 dönem kuralı nedeniyle aday olmadılar onlar. Doğru. Şimdi bütün bu ağır konularda mesela Faruk Çelik masada memurlarla. Evet, işte Ali Babacan bu ekonomi yönetiminde elini atmak durumunda. Şey, çok ağır konuları bir de yani sırtlıyorlar. Bülent Arınç o isimler arasında çok sayıda bakan var o durumda olan. Maaş almıyorlar. Yani evet, böyle bir durum var. Ve bakan ama da olmayacaklar, 3 dönem kuralı geliyor. Bülent Arınç, Hakan, Bülent Arınç durumu en rahat olan çünkü emekli maaşı var. Yani evet. Hani emekli daha önceki milletvekilliğinden dolayı emekli olanlar var. Onlar sıkıntı yaşamıyorlar ama emeklilik hakkı olmayanlarda bir sorun olabilir. Dün Enerji Bakanı Taner Yıldız'a bu hani emanet oyu meselesiyle ilgili görüşmüştük. Orada ona da sordum, siz de dedim maaş almayan bakanlardansınız diye. Bunu bir sorun etmediğini çok net bir şekilde söyledi. Zaten olsun espri dedi. Diye yani, de vurgulamak lazım. Yeni hükümet. Ama güzel espri. Evet, yani yeni hükümet kurulana kadar bir sorun etmeyiz
dedi ama gerçekten de sadece 400 lira gibi bir şey ödeniyormuş. Onu öğrendim. O da şundan, bir de ilk defa yaşanıyor. Yani daha önce Türkiye'de böyle bir durum yaşanmamış. Bir istifa etmiş bir hükümet var. Yeni hükümet kurulana kadar geçici olarak bakanlar görevlerini yapıyorlar. Ve bu bakanlar milletvekili olmadıkları için de herhangi bir gelirleri yok. Yani bir hükümet kurulmuş olsaydı, bunlar bu bakanlar Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olsalardı, yani hükümeti Cumhurbaşkanı onaylamış olsaydı bakan maaşı alabilirlerdi. Ama böyle bir durum da yok. Şu anda müstafi bir, yani istifa etmiş bir hükümet olarak çalışmalarına devam ediyorlar. Ama çok önemli kararları da alıyorlar ve olayları da yönetmek zorundalar. Bir de öyle bir durum var. Ağır yani. Hayır, rahat bir dönem. Kendi aramızda şu espriyi yaptık. Gönüllü bakanlar, yani 8 bakan şu anda gönüllü bakan. Gönüllü olarak çalışıyorlar. Yani şimdi, herhangi bir maddi gelirleri olmadan Türkiye'de çalışıyorlar. Evet. Evet, yemek ve yol ücreti karşılığında çalışıyorlar, öyle diyelim. Şimdi izleyicilerimiz şunu düşünüyor olabilirler. Yani Türkiye'de bu kadar işsiz insan var ve çok çok dar gelirli, yani çok az paralarla yaşamak zorunda olan insanlar arasında, yani koskoca bakanlar da birkaç ay bir fedakarlık yapsınlar diye düşünebilirler. Zaten bu espri bir şey demiyor. Evet, evet. Hayır, tabii ama yani ne olursa olsun, yani bakan ya da herhangi bir insan elbette maaş ödenmesi gerekir yani. Bu tuhaf bir durum ve pek öngörülmemiş bir durum olduğu için esprili bir şekilde o gündeme geldi. Ama Ebru, şu var. Şimdi bakanları falan bir tarafa bırak. Yani bu bürokraside ve Türkiye'de devlet kurumlarında birçok şey şu anda yürümüyor. Yani herkesin gözü ne olacak? Yani benim patronum kim, amirim kim? Bundan sonra benim görev yerim neresi olacak? Bir bütçe kullanacağız. Bu bütçe ne şekilde kullanılmalı? Bu bütçeyi kullanırsak yarın başımıza dert açılır. O dönemde kullanıldı derler, geri almaya kalkarlar. Yargılamalar söz konusu olur. Şu anda Türkiye'deki bütün büyük kurumlarda, buna özel sektör kuruluşlarını da bir miktar dahil edebiliriz. Çünkü özel sektörde önünü görmek ister. Nasıl bir hükümetle ben muhatap olacağım? Benim muhatabım kim olacak? Bu belirsiz olduğu için ve birçok parametre şu anda gündemde olduğu için Türkiye'de birçok şey yavaşladı. Yani bu yavaşlama iyi bir şey değil. Hele Türkiye gibi bir ülke için, onu söyleyelim. Yani bu bakanlar işin sadece esprili bir tarafını oluşturuyor. Yani birçok şey yürümüyor şu anda Ankara'da ve başka yerlerde. İşte ekonomide riskli konular. Bu arada et fiyatları da artmış Ebru. Senin uzmanlık alanına girelim. Karkas etin 26 lira olduğu söyleniyor. Benim Kurban Bayramı geliyor ya, bir de şimdi onun da süreci yaşanacak. Onun da etkilerini göreceğiz Eylül ayından itibaren. Zaten enflasyon nasıl düştü anlamıyorsunuz değil mi? Yani %7'nin altına artış hızı nasıl yavaşladı pek algılayamıyorsunuz. Şimdi şöyle, biz burada kiraz meselesini konuştuk. Hatırlar mısınız, burada biz işte hani bazı meyve ve sebzelerin fiyatlarını konuştuk, sonra düştü. Vatandaşa böyle bir iyiliğimiz olsun. Bence şu patatesi konuştuk bir de. 5 liraydı o zaman. 1,5 liraya kadar düştü. Biz düşürdük fiyatını patates. Burada konuşmamızdan sonra. bence şu ete de bir el atalım. Yani 38-40 liraya kıyma satılıyor. Karkas etin fiyatı 26 lira. Tarım Bakanı hani maaş alamıyor. Motivasyonu kırılmış olabilir belki bu yüzden. Ama şu işe bir hızlı bir şekilde el atmak fayda var. Bence gitmeden evet acilen MTK'ye böyle bir çağrı yapalım. Yine fiyatlar fırlamaya başladı. Dünden itibaren haberler var. Bu hafta da bir toplantı var et konusunda. Kurban Bayramı da geldiği için o noktada da böyle bir tartışma var. Yine yaşanacak. Programdan sonra bir arayayım Sayın Bakan'ı. Yine artmaya başladı. Hani bir el atarsa. Hangi bakanlar? Ali Babacan, Bülent Arınç, Faruk Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu, Taner Yıldız, MTK'ler, Nurettin Canikli, Ömer Çelik. Evet. Ömer Çelik aylardır çalışıyor zaten adam. Bakan olmayacak şu önem kuralına Ömer Çelik de katılıyor. Ama dün 8 saate yakın heyetin başındaydı mesela. Çalışıyor dediğin şeyi kastediyorsun değil mi? Yani CHP, AK Parti koalisyon görüşmeleri. Ciddi koalisyonda ciddi çalışma sergiledi. Evet. Heyetin başkanlığını yaptı. Evet.
Bir de Ömer Çelik gibi isimler, yani bu az önce saydığın isimler, bu partinin bazıları kurucular arasında ve ilk günden beri yani Tayyip Erdoğan'la birlikte yürüdüler o siyasi yolculukları boyunca. Üç mesela, dönem kuralı bu bütün bakanlar için geçerli mi? Yanlış. Binali Yıldırım da onlardan biri. Şu anda biliyorsun Cumhurbaşkanı'nın danışmanları arasında bulunuyor. Mesela Burhan Kuzu 3. dönem milletvekili kuralına tüzük gereği aday olamadı tekrar. Ki o bakan değildi biliyorsun, sadece milletvekiliydi. Şu anda da Cumhurbaşkanı danışmanı. Orada çok isim var. Yani Cumhurbaşkanı'nın yanı başında danışmanlık görevinde bulunan, ama bir tekrar seçim söz konusu olursa bu isimlerin bazılarını tekrar milletvekili adayı olarak görebiliriz. Onu da belki ayrıntılı bir kesinleştirmek lazım. Toplu iş görüşmeleri devam ediyor. Memur maaşları, dışarıda protestolar, içeride sandalye kavgalarıyla biraz gergin başladı ama enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedi. Hükümet %16'lık talebe hükümetin bir yanıtı yok. FED ne zaman faiz artırır? Her veriye duyarlı piyasada oynaklık devam ediyor. Enflasyon düştü ama işte sonbahar riskleri var. Döviz kurundaki hareketler enflasyonu nasıl etkiler? Acaba gıda fiyatlarında yaz aylarında bu ürün bolluğunda bile %0,28'lik artış var. Acaba sonbaharda ne olur? Bu açıdan da önemli. Evet. İşte o et fiyatları önümüzdeki dönem sonbaharla birlikte gıda fiyatlarında yine bir artış olur mu? Tüketimin çünkü %30'unu oluşturuyor. Ebru et, enflasyon ne olur? Ebru et çok önemli ama ben yine şeyi de hatırlatayım. Bu petrol fiyatları gerçi çok yükselmedi ama dolar kurundaki bu gidişat Türkiye'nin maliyetlerini düşüremiyor maalesef biliyorsun. Ve yeni dönemde bu kış sert bir kış olursa Türkiye'nin maliyetleri artacak demektir. Yani doğalgazda bir indirim geldi ama. Doğalgaz ama bu kış için söylüyorum. Yani eğer bir trend böyle devam ederse FED kararlarıyla beraber Türk lirasının durumunun ne olacağı, ekonominin nasıl yönetileceği, ekonomiyi kim yönetecek mesela? Şu anda bak mesela konuşulmuyor. Ekonomi sayfalarında da pek dile getirilmedi. Tabii hangi partinin ne yapacağı pek belli olmadığı için. Yani AK Partili bir eğer dönem devam edecekse bir şekilde AK Parti'nin de içinde olacağı CHP AK Parti veya MHP AK Parti ya da AK Parti tek başına. Ekonomi kurmayları nasıl bir ekonomi politikası uygulayacaklar? Yani en net ameli konulardan biri bu. Dış politika ve ekonomi. Dolayısıyla ve Kürt meselesi. Evet. Çözüm süreci daha doğrusu. Toplu görüşmeler devam ediyor. Döviz kurundaki hareketler, buna bütçe yapılacak. Mesela orada bütün diğer partilerin de yine vaatleri vardı. Nasıl yapılacak o bütçe? Bir şey daha söyleyeyim. G20 zirvesi var Türkiye'de, Antalya'da. Tam bu tarihlere geliyor. Eğer erken seçim yapılacaksa... Ali Babacan ev sahipliği. G20 zirvesinin Türkiye'deki patronu kim olacak? Tayyip Erdoğan mı, Cumhurbaşkanı mı, Ahmet Davutoğlu mu? Eğer seçim olacaksa Ahmet Davutoğlu partisinin başında işleriyle meşgul olması gerekeceği için bu konuyu Cumhurbaşkanı'nın takip etmesi gerekir. Yani yanıtlanması gereken soruların sayısı artıyor Türkiye'de. Şimdi biz ihracatımız biraz sız kesti. %13 Temmuz'da düştü. Irak, Suriye, Rusya mesela petrol fiyatları düşüyor. Rubledeki değer kaybı çok büyük. Çünkü hem ambargo hem petrol fiyatlarının düşüş hızlanınca Rusya ekonomisi iyice darboğaza giriyor. Rusya, Ukrayna kaybettik. İhracatımız azaldı. Avrupa Birliği pazarlarında ciddi bir büyüme sorunu var. Yunanistan borsasını dün gördünüz. Avrupa'da ciddi bir %23 düştü. %20'den fazla düştü. 5 hafta sonra açılıp çakıldı adeta. Yani açılmasa daha iyi olur. Buradan kurtuluş nasıl olacak? O Avrupa'da yine tartışılmaya başlandı. Tartışılan bir konu Yunanistan açısından. Reform paketleri nasıl uygulanacak? Bir erken seçim olursa orada bu süreç nasıl devam edecek? Ne olacak Yunanistan? Hala o soru gündemdeki yerini koruyor. Avrupa'da zaten büyüyememe sorunu var. Amerika'ya Çin yavaşlıyor. Dün Çin yine dünya borsalarını salladı. Büyüme hızında ciddi bir düşüş var. Fabrikalar işçi çıkartmaya başladı. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Böyle bir ortamda hazır olmak lazım. İhracat bu Orta Doğu, Suriye, Irak, orayı zaten kaybettik. Dolayısıyla ihracatta düşüş var. İş talebin ılımlı şekilde büyümesi bizi büyütüyor. İşte 3'e yakın. Ama şimdi beklentiler %3'ün altında. İş talep de bu gelişmelerle sınırlanırsa biz nasıl büyüyeceğiz? Nasıl erken olası bir seçim 2016'yı kaybettirebilir, yatırımları etkileyebilir, yatırım kararlarını etkileyebilir, görüşleri ağırlıkta. Zaten yatırımlar oldukça azaldı. Turizmde sıkıntı var. Bir yandan da IŞİD, PKK operasyonları gelen haberler. Dolayısıyla zorlu bir süreç. Yani bunlarla, bu saydıklarının tamamıyla bunlara çözüm üretecek bir hükümete ihtiyaç var. Türkiye'nin istikrar ve güvenliği. Ön almak lazım. Hani güven daha, vermek lazım. Yani inşaat böyleyken ön alıp bunu çevirmek lazım.
Onların yanı sıra tüketici, sen bir tüketicisin, bir otomobil satın alacaksın veya bir konut almak istiyorsun. Burada bile bu nihai kararını verirken ya bir görelim bakalım da ne oluyor. Tüketici güveni diyorsun. Yani bazıları gerçi bu durumu, bu belirsizlik ortamını da bir fırsat olarak değerlendirip hareket ediyorlar. Böyle tüketiciler de var Türkiye'de. Bunların sayısı az değil ama genel olarak insanlarda bir önümüzü görelim bakalım da ondan sonra hareket edelim. Hatta yani... Yani bu kadar büyük alımlar değil de daha küçük alımlarda bile bakalım belki ekonomide daha farklı şeyler olur. Dolar geri mi gelecek yoksa daha da mı tırmanacak? Çünkü büyük küçük yatırımlardan bahsediyoruz değil mi? Bunlar küçük şeyler. Ama orta ve büyük ölçekli yatırım yapmak isteyen dışarıdaki ve içerideki insanlar da bunları görmek isterler. Yani bir 6 aylık daha belirsizlik süreci siyasi tablonun netleşmemesi Türkiye bakımından 1-2 yılın kaybı demektir. Şimdi bitirirken keşke tabii bazen de gelir hakikaten bazı sektörlerde çok farklı. Ronaldo'nun menajerine hediyesini gördünüz mü? Bir Yunan adasıymış, Yunanistan demişken 50 milyon euroya mal olmuş. Ronaldo menajerine evlenirken bir ada hediye etmiş. Menajerine mi etmiş? 50 milyon euro. Ada. Yani Portekiz basını öyle iddia ediyor. İşte 10 milyon 50 milyon euroya kadar masrafı çıkmış diye iddia ediyor. Fenerbahçe de Ülker'le anlaştı 10 yıl için 90 milyon dolara. Fenerbahçe stadın adını Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu olarak değiştiriyor. Evet. Ve uzun süredir almadığımız haberlerden biriydi. Bugün Posta'nın birinci sayfasında böyle eğlence olur mu? Şu havaya ateş açmaktan kurtulamadık biz. Magandalığın sınırı yok tabii Türkiye'de. Yok yani gerçekten yok. Bitmiyor yani. Magandalık yani. Yarışı içindeyiz. Evet. Kimi zaman yolda slalom yapmak suretiyle magandalık. Kimi zaman düğünde bir havaya ateş açmak. Kimi zaman futbol terörü yapmak suretiyle magandalık. Yani dünyada maşallah bu magandalıkta bayağı yani ben ilk sıralarda falan olduğumuzu düşünüyorum. Var mı senin bugünden başlıkları içinde öne çıkan Deniz? Şehitlerimiz var. Bir de Putin'in sözcüsü var. Ha, bir de evet. Ebru, onu da hatırlatalım. Putin'in sözcüsü de saatinden yakalanmış. Düğün sırasında taktığı saat Rus medyasının dikkatinden kaçmamış. 1,5 milyon civarında bir fiyatı varmış. Sen bunu nasıl aldın memur maaşınla diye. Rus medyası da kıyameti koparmış. Ya Çin'den 3-5 dolara aldığı sahte bir saattir ya da gerçekten de o soruları gerektiren bir karanlık ilişkisi var gibi görünüyor. Madem Ronaldo'dan ada meselesinden girdim ben de onu hatırlatarak bitireyim. Diyorsun ki Rus, evet bir de Rus ekonomisi şimdi petrol fiyatları iyice aşağıya gelince... Rus ekonomisi 100 dolara göre hesaplamıştı gelirini, petrol gelirini. Bir de Avrupa'nın ambargosu var. 51 dolar şu anda Brent petrol. ABD ham petrolü 46 dolarda. İyice daralıyor. Dolayısıyla bu saatlere, yüzüklere falan bu ortamlarda daha dikkat etmek lazım. Evet. Evlenirken mi? Nerede? Evlenirken miydi? Fuat diye fotoğraf. Ama Ukrayna... Ne düğün, ne evet, mutluluklar. Saate endekslenmiş yüzüğe yani. Evet. Ukrayna'nın yarısını da yuttu ama bu arada çaktırmadan yani. Şu anda Rusya'nın kontrolü altına girdi. Bir bedeli oldu ama yayılmacılığına devam ediyor Rusya bir taraftan da. İşte istikrarsızlık olunca Ukrayna'da mesela maçlara bile insanlar heyecan duyamıyorlar. Onların ruh hali ve süreçleri tabii, ülkesi farklı. Savaş halinde. Ülkesi her an füzeler, bombalar düşerken. Maçları var ama ona bile hazırlanamıyorlar. Evet. Dolayısıyla coğrafyada da böyle bir sıkıntı olunca daha farklı yaşamak lazım. Et fiyatlarını konuşacaksın. Yarın onunla ilgili gelişmeleri bizlere söylersin. Tamam. Ebru sen de bir kasaplarda bir araştırma yap istersen hazırlıklı. Sen kasapları et yemiyorum ben bıraktım Deniz. Yani. Yarın bir et konuşalım o zaman. Kasapları bıraktım et yemiyorum. Vejetaryen misin? Yani? Vejetaryen de değilim de. Yani çok fazla yemiyorum. Yani azalttım gerektiği et. Kadar. Gerektiği vitamin olarak yiyorum. Hadi ben bir piyasa özetleyeyim ve tamamlayayım artık programa. Sıcakta. Bu arada elektrik sıkıntımız yokmuş. Üretim iyiymiş. Hani sıcaklara da bakmak lazım. Biraz da ona bakalım. Yarın konuşayım. Dondurma, içecek, havuz fiyatları, klima satışları kesin çok hızlı artmıştır. Tabii. Elektrik tüketimi de artıyor bu klima kullanımından ötürü biliyorsun. Böyle zamanlarda yavrum. Sen bile deminden beri şöyle buradaki klima yukarıdakini açtırdık ama
Yetmiyor. Ben çok, evet burası çok sıcak. Bir de ışıklar nedeniyle doğru. Çok terliyorsun. Bir de aralıksız bir 60 dakika konuştuğumuz için gündem de malumunuz. O da ısıtıyor vücudu. Kusura bakmayın diye kapatalım, tamamlayalım. Yarın görüşmek üzere.